Sevgili Damla Erikan'dan gece boyunca yaşananlar ve güne nasıl başladığını öğreneceğiz cephe hattının. Aynı zamanda Rusya'da sevgili Eşref bizi bekliyor, Yalın Kılıçlı. Rusya tekrar devreye giriyor bu konuyla ilgili olarak. Azerbaycan-Ermenistan gerginliği, savaşı ile ilgili olarak. Oradan son detayları da sevgili Eşref Yalın Kılıç'tan alacağız. Önce sıcak bölgeye gidelim. Gence'de Damla Erikan bizi bekliyor. Damla'ya soralım, gece nasıl geçti, güne nasıl başladı Azerbaycan? Selver, Azerbaycan Savunma Bakanlığı her sabah yaptığı gibi bugünce son duruma ilişkin bilgileri paylaştı. Dilerseniz onunla başlayalım. 22 Ekim gecesinin bilançosunu açıkladı Azerbaycan Savunma Bakanlığı. Adere, Adam, Fuzuli ve Cebel yönündeki operasyonlar devam ediyor denildi. Ve düşman savunma menzillerimize küçük mermiler ve havan toplarıyla saldırıyor açıklaması yapıldı. Yine Gabatlı yönünde yürüttüğü operasyon neticesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin korunan birliklerinin önemli yükseklik ve bazı mevkilerden çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Hocavent bölgesindeki 155. Topçu Alayı'nın D-20 bataryasında da çok sayıda personelin yaralı olduğu ifade edildi. Tahliye için araç eksikliğinin ve yolların kapatıldığını ifade etti Azerbaycan Savunma Bakanlığı. 5. Muharip Alayı'nın Adere yönündeki topçu bombardımanı sonucunda düşmanda ölüm ve yaralanmalar ortaya çıktı. Yine üst düzey komutanlar arasında kaybolanlar ve ölenler var, onu söyleyelim. 543. Alay savunma sahasında çıkan yangın sonucunda personel arasında önemli kayıplar oldu. Ve 1. Taburun bir birimi personelinin savaşa girmeyi reddettiği ifade edildi Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından. Yani Ermenistan ordusunda çözülmeler gittikçe devam ediyor. Bazı askeri birlikler ise savaşa girmeyi reddediyor. Gönüllüler, özellikle Ermenistan için gelen gönüllü savaşçılar orada savaşmayı şu an için reddediyorlar. Çünkü ciddi kayıplar vermeye başladı Ermenistan ordusu. Azerbaycan ordusunun da ilerleyişi devam ediyor. Yine bir açıklama yaptı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Twitter hesabından. Bir kasaba, dün Zengilanköy ilçe merkezi kontrol altına alınmıştı. Oradaki bir kasaba, 13 köy daha kontrol altına alındı. Dün toplamda bir kasaba, 21 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Şu anda 98'den fazla yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarılmış durumda. Ermenistan'ın ise özellikle Terter ve Adam hattına yönelik topçu saldırıları devam ediyor. Öyle ki günde 200-300 top atışı yapıyor sadece Terter'e Ermenistan ordusu ve bunun sonucunda da 200'den fazla ev hasar gördü Ermenistan saldırıları sonrasında. Öyle ki dün iki sivil yaşamını yitirdi. Yani sivil yerleşim yerlerine saldırıları Ermenistan ordusunun devam ediyor. Ancak Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ ve çevresindeki 7 ildeki ilerleyişini sürdürüyor Selver.